Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin eşrefil halqi ve seyyidil murselin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Küllem ihtelefel melevan. وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وإرواح أهل بيته وأصحابه وأحبابه وأتباعه من التحية والسلام بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, bugün sohbeti biraz kısa tutacağız. İkinci bir sohbet var bir yerde. Bir de bir şey duyuracağım. Gelecek hafta Kurtköy'de büyük bir merasim var. Oraya bizi ısrar ettiler. Bugünkü yaptığımız akşam sohbetini yarın akşam yapacağız. Gelecek sohbetimiz. Yani cuma gününü cumartesiye bağlayan akşam yapacağız. Anlaştık. Yine aynı saatte yatsı namazını kılar, burada yaparız inşallah. Sohbetimizi fevt etmeyelim, terk etmeyelim. Şöyle buyurmuş mübarek, dört türlü heva vardır demiş. Heva nedir? Arzu ve istek. Herkeste var, gençte var, ihtiyarda var, alimde var, ümmide var, hiç fark etmez. Herkeste ancak ölümle beraber arzular biter. Bunun ikisi çok çirkin, Müslüman'da olmaması lazım gelen arzudur. Arzular için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hem Buhari hem Müslim'in ittifak ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Fahri Kainat Efendimiz. Çok ibretamiz bir hadis-i şerif. Efendimiz emrediyor ki, لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ hatta yekuna hawahu tabaan lima ji'tu bi. Sizden birinizin arzuları benim Allah'tan getirdiklerime tam uymazsa kamil iman sahibi olamaz. İman meselesi demek ki bu sıradan bir şey değil. Müminin arzuları esasen Allah'ın arzusu olmalıdır. Yani Allah'ın isteği olmalıdır. Müminin arzuları, Resulullah'ın arzuları olmasıdır. Onun dışındaki bir şey, evet gönül aleminden gelir. Gelir ama gelenlere dur demeye mecburuz. Gelenleri akıl süzgecinden, gönül süzgecinden, şeriat süzgecinden geçireceğiz. Allah'ın, Resulullah'ın arzu ve emirlerine uygunsa gücümüzün yettiği kadar yapacağız. Yapamadıklarımız için de Cenab-ı Hakk'a yalvaracağız. Ama uygun değilse o zaman kendimizle harp edeceğiz. İnsanın en zor işi kendi kendiyle harp etmesidir. Kendi kendini aşmasıdır. Buna Peygamberimizin lisanında ne diyoruz? Cihad-ı Ekber diyoruz. Büyük cihad diyoruz. Cihad-ı Ekber'in gazisi büyük gazi olur. Şehidi de büyük şehit olur. Şehide ekber olur. Neymiş onlar bakalım? İkisi gayet çirkindir. İkisi de Allah nezdinde çok makbuldur arzuların. Çirkin olanın en çirkini şirktir. Allah'tan başkasına ibadet etmek. Cenab-ı Hak hepimizi şirkin açığından da gizlisinden de muhafaza eylesin. Açık şirk Allah'tan başkasına ibadet etmektir. Gizli şirk de farkında olmadan nefsimizin ve nefsaniyetimizin şeytanla birleşerek bizim aleyhimize geçmesidir. Biz farkında olmadan. Mevlana Hazretleri bunu şuna benzetiyor. Tüccar diyor çalışkan hazineyi durmadan dolduruyor ama fare öteden delik açmış durmadan çekip götürüyor. Gizli şirk. Hele gizli şirkin tavan yaptığı
Bir ahlak var ki asrımızda çok yaygındır. Riyakarlık, ikiyüzlülük. Hatır için bir şeyler yapmak. Allah'ın hatırı devre dışı kalmak. Resulullah'ın hatırı devre dışı. Kur'an-ı Kerim'in hatırı devre dışı. Evliyaullah'ın hatırı devre dışı. Dinin hatırı devre dışı. Bu akrabamdır, bu dayımdır, bu amcamdır, bu kardeşimdir, bu ağabeyimdir, bu bizim partidendir, bizim cemaattendir, bizim dernektendir. Öyle bir şey yok. Müminlerin bir tek derneği vardır. O da Allah Celle Celaluhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O neyse o olmalı. Doğruya doğru, eğriye eğri. Baban bile olsa, benim babam benim yerime cehenneme girmez. Cennete girer de cehenneme girmez. Benim kardeşim de girmez. Ben de girmem, kimsenin yerine cehenneme girmem. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim şu ifadeyi kullanıyor. وَلَا تَذِّرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Kimse kimsenin günahını da yüklenmez. Günah altından yahut samur kürk olsa kimse sırtına giymez o suçu. Yarın huzur Rabbul Aleminde de zerre miskali günahı kimse kabul etmez elinden gelirse. Vaktiken burada onlardan uzak durmak lazım. Birisi şirktir Cenab-ı Hak. Şirktir ve şirkle beraber günahların her çeşidi nefsin arzularıdır ve Allah tarafından zemmedilmiştir. Müslümana yakıştırmıyor Cenab-ı Hak. Peygamberimiz yakıştırmıyor Müslümanlara. Günahın hiçbir çeşidini yakıştırmıyor. İçkidir, kumardır, yalandır, faizdir, rişvettir, riyadır. Gizlisi var, aşikarası var. Epey konuştuk sizinle biz. Konuştuğumuz nedir? Gözle görülen günahlar var. Bir de gözle görülmeyen ahlak-ı zemime dediğimiz insanın doğrudan kalbine pençe atan hastalıklar var. Burada söylemişimdir. Bizim asrımızın en çok tenkit edilen hastalığı sigaradır. Ama 10 ton sigara içmek bir nefes haset yapmaktan daha iyidir. Haset. Haset doğrudan kalbi ve imanı yakar diyor Peygamberimiz. Sigara içilsin manasına değil, içilmesin. Ama sigaradan daha tehlikeli hastalıklardan da gözümüzü, gönlümüzü, kalbimizi esirgemeye çok dikkat etmemiz lazım. Ona yardımcılar var. Mesela Peygamberimiz buyuruyor ki, bir nefes şehvetle atılan bir ok, gözün zinasıdır. Şeytanın zehirli oklarından bir oktur diyor. Doğrudan oku atanın kalbine saplanır. Onun kalbini öldürür. O yüzden iyi de ne yapacağız yani asrımızda? Gönlümüzü emniyete alıp kalbimizi koruyacağız. Kalp muhafaza altında oldu mu gözün bakması ayrı şey, görmesi ayrı şey. Mecburen yolumuza bakacağız. Mesela Peygamberimizin bir sünneti var ki bu asırda yapmaya gücünüz yetmez. Nedir o? Peygamber Efendimiz yolda yürürken böyle başı dik yürümezdi. Nazar berkadem yürürdü, sünnettir. Şimdi yapamazsınız bu sünneti. Ya bir araba çarpar, ya siz birine çarparsınız. Yolda öyle yürüyemezsiniz. E ne yapacağız peki? Evdeyken bu sünnete niyet edip gönlü sağlam tutup yoluna doğru bakarak gideceksin. İnsanlar yolda yürümeyi bilmiyorlar. Normalde yolun sağından gidecek herkes. Yolun solundan geliyor adam. Yolun solundan geliyor. Sonra bakıyorsun yaşlı başlı adamlar yolun ortasına tükürüyorlar. Daha onun gibi bir sürü yanlışlarımız. Cemaatin ortasında sigara içiyor, üflüyor adam. Güzel tiryakisin ama kardeşim cemaati rahatsız etme. Hesap vereceğiz yarın. O hiç farkında değil, yanlış anlamayın. Tiryakiler hiç farkında değil rahatsız ettiklerini. O keyifli çekiyor. Ama öbür taraftan ondan ne kadar rahatsız olanlar var. Bir profesör hocamız dedi ki, hiçbir şey olmasa etraftaki insanlara verdiği zararın hesabını veremez Müslümanlar dedi. O kendine verdiği zarar ayrı. Onun için başıboş değiliz. İnsanoğlu başıboş değil. Hayatı çok, Peygamberimizin hayatını anlatırken sahabe diyor ki, Resulullah'ın hayatı kuyumcu terazisi gibi hassastı. Dışı hassas olduğu gibi gönül dünyası da
Allah ne emrettiyse aynen öyleydi. Ona o kadar titiz davrandı ki bir gün sahabiye emretti. Şeyyebetni Sure-i Hud dedi. Beni Sure-i Hud ihtiyarlattı dedi. Sure-i Hud'un nesi ihtiyarlattı sizi ya Resulallah? Saçların ağarttı dediler. Efendim, geçmiş ümmetlerin ahvali mi, kıyametin hevli, dehşeti mi, şu mu? Hepsine hayır dedi. Hangisi? Festagım kema ümirte ayeti ben ihtiyarlat dedi. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Şurada kaç gün kalacağımız belli değil. Dünyanın yerlisi değiliz hiçbirimiz. Hiçbirimiz yerlisi değiliz. Hiçbirimizi koymayacaklar. Kaç dakika sonra gideceğimiz de belli değil. Kaldığımız birkaç dakika süre bu bekleme salonunda enbiya ve evliya gibi olmaya da mecburuz. Hiç olmazsa, hiç olmazsa etrafa zarar vermeden düzgün bir insan gibi durmaya mecburuz. Zarar vermeyeceğiz. Küfür, şirk, maasi ve maharim. Dört tane şey saymış. Haramlar, isyanlar, şirkler ve küfürler hevanın en çirkinidir. Bu bir. İkincisi, Cenab-ı Hak hepimizi kurtarsın. Öyle şeyler sayacak ki şimdi bunu böyle bir sıradan biri saymıyor. Bir uzman söylüyor. Dinen, Kur'anen, Resulullah nazarında, Allah nazarında çok çirkin ikinci bir arzu var. O da nedir? Ahlak-ı zemime. Kötü ahlak. Kötü ahlak sözünün üzerine güzel ahlaka kitaplar yazıldığı gibi kötü ahlaka da birer kitap yazılıyor. İnsanoğlu cismi itibariyle 50 kilo, 100 kiloluk bir varlık ama insanoğlunun hayalleri arş-ı alayı geçiyor. Oturduğu yerde Beytullah'a da gidebilir, aşağı mahallede de gezebilir. Her yere gidebilir. Fikirden ibarettir. Ahlakın düzelmesi lazım. Nebilerin, velilerin ahlakına girmesi lazım. Varlık, benlik. Bir de gaflet. Varlık ve benlik. Cenab-ı Hak soruyor. Ya eyyühel insan, ma garrake bi rabbikel kerim. Rabb-i Kerim'ine karşı seni gururlandıran şey ne? Cebinde biraz para değişince yürüyüşü değişiyor vatandaşın. Arabanın modeli değişince yürümesi değişiyor. Mevki makam değişince yürümesi değişiyor. Efendim, hele biraz güçlü kuvvetliyse herkes bana itaat etmeye mecburdur havasına giriyor. Velhasıl dünyaya ait ne ki var? Fanidir, toprağa gidecek. Fani olan şeylerle kendi kendine gururlanıyor insanoğlu. Ne diyor Yunus Emre'miz? Gururlanma insanoğlu, ölmemeye çaren mi var? Var mı çare? Böyle bir çare yok. Onun için ahlak-ı zemime, varlık, gaflet, kendisini büyük görmek ve beğenmek. Geçen sohbetimde şunu söylemiştim, tekrar edeyim. Benim için bir kütüphaneden kıymetli bir söz. Abdülkadir Geylani Gaddesallahu Sırrahul Aziz Efendimiz diyor ki ne kadar kötülük varsa hepsini bir yere, bir odaya koymuşlar. Anahtarı kendi kendini beğenmektir. İcabül mer'i bi nefsi, hadis-i şerifte. İcabül mer'i bi nefsi, Peygamber Efendimizin ifadesi bu. Var mı kendini beğenmeyenler? Var. Kim var? Nefsini iyi tanıyanlar beğenmezler. Evliyaullah ahlakıdır. Yoksa hepimiz kendimizi beğeniyoruz. Beğenmişlik, kendi beğenmişlik. Büyüklerden birinin aleyhine dedikodu etmişler, o cevaben demiş ki, boşuna dedikodu etmeyin. Hiçbiriniz benim nefsimin ne kadar insafsız olduğunu benim kadar bilemezsiniz. Sizin bildiğinizden bin katı fazlasını biliyorum ben demiş. Siz az söylüyorsunuz demiş. Bu büyüklerin sözü. Ne kadar iyilik varsa hepsini bir odaya koymuşlar diyor gene Seyyidina Abdülkadir Geylani Hazretleri. Onun da anahtarı yokluk. Yokluk dediğimiz yok olmak demek değildir. Nefsi devre dışı bırakmak demektir. Eskiler buna vahviyet derlerdi. Enaniyetten uzak olmak. Büyüklerden birisinin yanına onu çok seven bir genç oturuverdi. Dedi oğlum benden uzak ol. Benden uzak olan Allah'a yakın olur. Rumuzlu bir söz söyledi. Halbuki herkesin evliya dediği bizzat. Genç önce çekindi alındı ama sonra döndü dedi ki oğlum benlikten uzak ol. Benden uzak olan, benlikten uzak olan Allah'a yakın olur.
Ama benliğe meyledenler, üç harfli bir kelime. Farsçada da, Arapçada da, Avrupa dillerinde de, bizim dilimizde de. Ben. Ben. Ego. Avrupalılar. Araplar ene diyorlar. Hepsi de üç harfli kelime. İranlılar da hod diyorlar. Hod. Kendi. Ne diyor Evliyaullah? Bin kitaplık bir söz. Hodbin olan hakbin olamaz. Hodbin olan hakbin olamaz. Kendini beğenen hakikatin esrarına aşina olamaz. Ne edip edip, ne diyor? Kaç hikayeyi geçti, Yusuf Aleyhisselam'ı konuşuyoruz burada öğleyin. Yusuf, sureyi Yusuf'a anlatıyoruz. Bitmedi daha, ne kadar devam eder bilmem. Fakat Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden Cenab-ı Hak diyor ki, وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُّٰ Bir peygamber, baba peygamber, dede peygamber, büyük dede peygamber, kendi de peygamber, ben kendime sütten çıkmış ak kaşık diyemem diyor Yusuf Aleyhisselam. Çünkü nefis daima kötülüğü emreder. Ne edip edip bu azgın nefsi, bu kötülüğü emretme, kötülüğü isteme arzularından kurtarmak lazım. Böyle bir imkan var mı? Var. Olmasa Cenab-ı Hak istemez. Ne dedi hadiste? Arzuları benim Allah'tan getirdiğime tamı tamına uymayan kamil iman sahibi olamaz buyurdum. Şimdi kendini beğenmek veya büyüklüğünü temennidir, temennidir. Bu benliğin kökü nefsanidir ama özellikle alimlere, şeyhlere, dervişlere, sofilere, hafızlara musallat olan bir gizli benlik vardır. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyhil bari ona gecenin karanlığında siyah taşın üzerindeki kara karıncanın ayak sesi gibi gizli gelir diyor. Ona da ucup deniliyor, gizli kibir. Gizli kibir, zahiren mütevazi insan, toprak gibi. Ama yoklasan, karıştırırsan kendini en üstün görüyor. Cennete ben girmeyeceğim de kim girecek diyor mesela. Nefsi öyle diyor. En azından ölçüyü taşırdığı zaman, kötüyü örnek gösterdiği zaman, hiç namaz kılmayanlara göre ben hiç olmazsa cumaya geliyorum diyor. Veya bayrama geliyorum diyor. Hiç inanmayan da var diyor. Kötü örnek olmaz. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor Cenab-ı Hak? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın Resulü'nde sizin için mükemmel örnekler vardır. Örnek o. Model insan, örnek insan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onu da Hazreti Ayşe annemize sordular. Nasıl dediler Resulullah'ın ahlakı? Sen daha yakından gördün. Bize anlat dediler. Dedi ki, اَمَا قَرَأْتُمُ الْقُرْآنِ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ Siz dedi Kur'an okumuyor musunuz? Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dan ibarettir. Kur'an. Kur'an'la ahlaklanacaksın. İnsan esasen, insanın kendisi de Kur'an'dır. Kur'an'a yakışmayan sana da yakışmaz, bana da yakışmaz. İnsanın kendisi de Kur'an'dır. Hatta insanın Kur'an'dan bir farkı var. Nedir o? Kur'an natık değil, konuşmaz. Ama insan natıktır. O yüzden Cenab-ı Hak, Kur'an'ın Hazreti İnsan'ın dilinden nutk edilmesini arzu ediyor. Kur'an'ı Hazreti İnsan nutk ediyor. Onu dinlemeyi de Cenab-ı Hak kendisi de seviyor. Vallahu eşeddu udnan ila kari'l Kur'anil Kerim diyor. Kur'an okuyanın en iştiyaklı dinleyicisi, aşk derecesinde dinleyicisi Hazreti Allah'tır diyor Peygamber Efendimiz. O yüzden فَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ Kur'an okunduğu zaman dinleyin ve وَاَنْسِتُوا Sükut edin لَاَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Umulur ki Allah'ın merhametine mazhar olursunuz. Kur'an dinlemek, Kur'an okumak Allah'la konuşmak gibidir, Allah'ı dinlemek gibidir. Ama en güzel dinlemek hem dinlemek, hem anlamak, hem de amel etmektir. Şimdi
Bunları geçmek gerektir. Makbul olan da iki heva var. İki arzu, zahiren ibadat ve taat ve evamir ve imtisal ve menahiden içtinab, evvela bununla beraber batın insani muhabbet ve derdi Mevla ile meşgul olarak zikr-ü fikrinde sabit ve veşh-i kerim hazrete rağip ve müştak olmak. Evvela vücudumuzun zahiri Hazreti insana benzeyecek. Hazreti insan. Şimdi ben size bir misal söyleyeyim. Gezi diye bir olay yaşadık. Allah milletimizde bir daha yaşatmasın. Oranın benim hatırımda bir resim kaldı. Yaklaşık 50 yaşlarında sarışın bir şişman kadın eline bir kuş lastiği almış, sapan diyorlar. Polislere şey atıyor, bilye atıyor. Anne bu. Böyle anne olur mu? Böyle insan olur mu? Bu milletin polisine anne, polisine bilye atıyor. Allah göstermeye gözüne, kulağına, bir yerine isabet ettiğinde iş tamam. Böyle insan olur mu? Yeryüzünün en vahşi canavarı İslamiyet dairesinden çıkan insan kılıklılardır. Sureti insan olanlar. Sureti insan, içi hayvan olursa içinin, taşlar ile dövünüp insanı bulmazsa ne güç. Cenab-ı Hak içimizi de dışımızı da insan eylesin. İnsandan kastımız Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun güzide ashabıdır. Ve onların izlerine basa basa onlar gibi yürüyenler, onlar gibi konuşanlar, onlar gibi yaşayanlar. Biz de onlar gibi yaşamaya gayret edeceğiz. Zahirimizi hem de batınımızı gücümüzün yettiği kadar. Şimdi sahabeden bazıları var, evliyadan bazıları var ki benim gibi adamlar onları bir gün bile taklit edemeyiz. Bir gün. Ama gücümüzün yettiği kadar, elimizden geldiği kadar, hiç olmazsa yasaklardan kendimizi koruyup gücümüzün yettiği kadar emredilenleri yapmaya gayret edersek inşallah Cenab-ı Hak taklidimizi tahkik eder. Ondan öte insanın hakikatinde dışında değil ha, insanın iç dünyasında ucu bucağı olmayan bir güzellik alemi vardır. Ucu bucağı olmayan. Erzincan yok, Edirne müftüsü diye şöhret olmuş Mustafa Fevzi Efendi'ye bir zat var. Onun piyasada Osmanlıca manzum çıkmış 3 tane eseri var. O eserin birinde uzun bir manzumesinde der ki, gezebilsen bir kere Derun'un bağını sen, Derun'un bağını gönül bahçesine bir girebilsen de geçsen, her bucağında anın cenneti irfan görünür. Ucu bucağı olmayan güzellikler. İnsana Cenab-ı Hak medfun olarak, meknuz olarak, hazine olarak, her insan Allah'ın hazinesidir. Kur'an-ı Kerim'in bütün sırları insanın gönlünde vardır. O sırlara aşina olmak için evvela zahir mükemmel olacak, batınımızı da mükemmel yaparak uzmanıyla o gönlün uçsuz bucaksız yollarına düşmemiz lazım. Gücümüzün yettiği kadar. Ne zaman yapacağız? Mezarda bu iş yok. Burada kaç nefes kalacaksak, kaç dakika kalacağımız belli değil. Kimsenin elinde bir garanti yok. Hangi an gideceğimiz belli değil. Cenab-ı Hak cümlemize hayırlı ömürler versin. Ama hiç olmazsa sahih bir niyetimiz olmalı. Niyet hadisi Kur'an-ı Kerim'den sonra dinin en mühim kaynağı olan Buhari Şerif'in başına koyulmuştur. Ehemmiyetine binaen. Şimdi bir Müslüman canı dilden, gönülden inşallah gönül dünyamı fethedip Rabbime vuslatımı tahakkuk ettireceğim diye azmi tamamı olursa daha bir adım bile gitmeden vefat etse, Efendimiz buyuruyor ki, mezarında Cenab-ı Hak bir melek tayin eder, onun eksiklerini ikmal ettirir, ondan sonra öbür aleme yollar. Niyet sahih olacak. Nedir o niyet hadisi? Onu okuyayım, bugün bitsin inşallah. Bugünkü sohbet bu kadar olsun, daha bitmedi ama bıraktığımız yerden inşallah devam ederiz. O hadis-i şerifte,
şöyle buyuruyor Fahri Kainat Efendimiz. İnnemel amalü bin niyyat. Hadis-i şerifi Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin nakletmiş. Mütevatir hadislerdendir. Mütevatir, çok kalabalık bir sahabi rivayet etmiş demektir. İnnemel amalü bin niyyat. Ameller niyetlere göre ecirlendirilir. Aynı camiye 500 kişi girer, 500 ayrı ücret alır gider. Herkesin aldığı ücret herkesin niyetine göredir. Evden çıktığı anki niyeti çok önemlidir. Ve innemâ likullim rîm mâneva. Herkese niyetinin karşılığı vardır. Femen kânet hicretuhu ilallâhi ve rasûlih fe hicretuhu ilallâhi ve rasûlih. Kim Allah ve Resulullah'a hicret ederse kazancı Allah ve Resulullah olur. Allah'a ve Resulullah'a kazananın kaybettiği bir şey kalır mı? O yüzden niyet miyim? Ve men kanet hicretuhu li dunya yusibuha ev imraten yenkihuha fe hicretuhu ila ma hacere ileyh. Birileri de bir kadın elde edeyim. Ticari bir menfaat temin edeyim. İşte falan işi elde edeyim. Falanı yapayım diye sadece dünyalık bir şey kastederse, bu hadisin söyleniş vürut sebebi diyoruz biz ona. Vürut sebebinde hicret edenlerin arasında henüz Müslüman olmadığı halde Müslüman olan bir hanıma göz koyduğu için peşinden gelen birisi varmış. Olur ya. Sonradan Müslüman olmuş, ayrı mesele. Ay Müslüman olmuş ama sahabenin ahlakına bakın, o adamın adını kimse bilmiyor, söylememişler. Sonradan Müslüman olmuş. Bir kadın için, bir erkek için, bir dünyalık için, bir menfaat için hicret edenin de kazancı o olur buyuruyor Resul-i Zişan Efendimiz. Cenab-ı Hak Allah için hicret edenlerden eylesin. Buraya şöyle bir müjdesi var Efendimizin, aklıma geldi söyleyeyim. Buyuruyor ki men hacera şibran ve cebelehül cennet. Kim Allah için bir karış hicret ederse cennet ona vacip olur. Vacip olur. Gafletten huzura, cehaletten ilme, küfürden imana, isyandan itaata, ahlak-ı zevmeden ahlak-ı hamideye zerre kadar hicret etse ona cennet vacip olur. Şu kadar söyleyeyim. Evden abdest aldın. Niyet ettin ki camiye gidip cemaatle namaz kılayım. Adımını attın ve düştün. İnşallah doğru cennete. Doğru cennete. Çünkü müezzin kadgâmetis salah diyor daha namaz kılınmadan. Kadgâmetis salah üç cemaatadır. İftitah tekbirine gelene, üçüncü, dördüncü rekatta yetişene, selam vermeden yetişene, ta bir saat sonra geldi, cami mami dağılmış ama camiye, cemaate namaz kılmaya geldi. Sonradan gelince camide gamet eder misiniz? Edilmez. Edilmez. Cemaat olsanız yine edilmez. Niye? Ona da kat gametis sala, onun da namazı kılındı. Ne demek manası? Vuslatın tahakkuk etti. Allah senden razı oldu demektir. Ya Rabbi, Habibi Edib'in hürmetine bizleri de razı olduğun ibadetlerde muvaffak eyle. Cümle ümmeti Muhammed'in içi süre bizlerin, biraz evvel de hafızlarımızın okuduğu Yasin-i Şerif, İhlas-ı Şerif, Fatiha-i Şerif ve Elif Lam Mim'lerin cümlesini dergah-ı uluhiyetinde ahsen-i kabulünle kabul eyle ya Rabbi. Sevabını evvela Peygamberimizin, saniyen cemi-i enbiya, evliya, müminin ve müminatın, âli ezvacı tahirat, sahabe-i güzin, Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain hazaratının, bütün geçmişlerimizin, bil cümle turuk-ı aliye, saadat ve mensuplarının, özellikle bize sohbet adabını öğreten büyüklerimizin, hazır olan cemaatin, bütün geçmişlerinin ervahına rızaen lillahi'l-Fatiha.